Ne yapıyoruz bugün Bugün Şefika? Derya Hanım kakaolu fındık ezmeli bir kurabiye yapacağız. Sadece 3 tane malzemesi var bu kurabiyenin. Fındık ezmemiz, 1 bardak unumuz ve 1 tane yumurtamız var. Bunlarla 1 tane kurabiye yapacağız. Cookie tarzı bir kurabiye. Yumuşak. Kolay bir şey mi? Çok kolay bir şey, çok kolay. Ve zeytin ezmeli açma yapacağız. 200 gram kadar fındık ezmemiz var, kakaolu fındık ezmemiz var. Aşağı yukarı 1 su bardağı ediyor. İçine 1 tane yumurtamızı ekliyoruz ve 1 bardak unumuzu ekliyoruz. Başka malzememiz yok. Süper güzelmiş. Evet, çok kolay. Ve daha sonra bunu yoğurduktan sonra minik toplar haline getireceğiz. Ve topların arasına yine birer çay kaşığı bundan koyup 2 topu üst üste koyup bastıracağız. Ve 160 derece fırında 6 dakika 7 dakika kadar pişireceğiz. Bu kadar bir kurabiyemiz. Hakikaten yani çok güzel bir kurabiye Şefika. Çok beğendim gerçekten. Çok az malzemeyle çok olması az bir malzemeyle. Kere çok çok iyi. Efendim, cuma günü yayından çıktım. Odamda gerçekten çok güzel bir çiçek vardı. Sevgili Melek Anne'ye, çok saygıdeğer Melek Anne'ye çok teşekkür ediyorum. Sonra kendisiyle telefonda görüştük. Bana çok güzel şeyler söylediniz Melek Anneciğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, layık olmaya çalışıyorum. Ben de tekrar ellerinizden öpüyorum. Saygılar, hürmetler yolluyorum size. Değerli çiçeğimi de sakladım. Arkadaşlarıma dedim ki pazartesi gününe kadar güzelce sulayın, su verin. Çiçeğim dursun. Burada paylaşmak istiyorum dedim. Tekrar teşekkürler. Şimdi dün tatsız bir şey daha oldu. Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz bu arada. Maçtan sonra kötü bir olay derbiye gölge düşürdü. Hakikaten çok buna da çok üzüldüm. Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrası 20 yaşındaki Fenerbahçeli taraftar Burak Yıldırım Edirne Kapı metrobüs durağı çıkışında bir grubun saldırısına uğrayıp bıçaklanarak öldürüldü. Yani olayın detaylarını tam olarak bilmiyorum. Neydi? Aralarında bir şey mi vardı? Sadece taraftar olayı mıydı? Yani çok çok üzüldüm. Gençler, bu spor hakikaten bu centilmenlik için, bir yarış duygusu için yapılan bir şey. Ne olur şunun güzelliğini yaşayın. Ben rica ediyorum. Anneler, çocuklarımıza telkin edelim. Zavallı yavrucak. Yani Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum gerçekten. Yani hepimiz evlatlarımızı maça eğlensinler, güzel bir şey seyretsinler, o mücadeleyi seyretsinler diye gönderiyoruz. Yani akşam bir haber geliyor, bu hiçbir ailenin, hiçbir annenin duymak, görmek istemeyeceği bir durum. Lütfen kendimize hakim olalım. Nedir yani? Maç, hiçbir şey bizim canımızdan, bir annenin evladından daha değerli değil ki. Ben bilmiyorum, bu çok uç şeyleri anlayamıyorum. Ya anneler, bize de çok iş düşüyor burada, gerçekten çok iş düşüyor. Lütfen evlatlarımıza, yani başkalarına zarar vermeden yaşamayı da öğretmemiz lazım. Başkalarının haklarına, başkalarının bir maç kazanmasına saygı duyarak yaşamayı da öğretmemiz lazım. Hayatta kaybetmek, kazanmak sadece maçta değil ki, her şeyde var. Yani ne olur evlerde daha çok konuşulsun diye düşünüyorum, söylüyorum. Böyle acı şeyler yaşanmasın, bunlar çok çok üzücü şeyler. Yani bir gün Galatasaray kazanır, bir gün Fener kazanır, bir gün Beşiktaş kazanır. Kazanır da kazanır. Yıllar boyu bu böyle gelmiş gitmiş yani. Evlatlarımızı bir maç kaybedildi, kazanıldı. Bunun için niye kaybedeceğiz? Bilmiyorum Şefika, ne diyorsun yani? Gerçekten çok çok üzülüyorum. Evet. Burada anneler, babalar çocuklarınıza daha sakin, daha dingin bir şeyleri daha hazmetmeyi bizim de öğretmemiz lazım. Aynen. Ben kendimle de kabahat arıyorum böyle durumlarda. Aynen. Yani anneler, babalar olarak. Onu da öğrenmeleri lazım. Bu hayatta yenmek de var, yenilmek de var. Evet. Bakın anneler onu şimdi burada devreye giriyor. Sibel evet. De diyor ki bu hayatta, evet. Söylesene Sibel. Yani yenmek de var, yenilmek de var. Bunlar sportif bir karşılaşma. Bir evlat kolay yetişmiyor. Tabii yani. Ki. 20 yaşına kadar gelmiş, getirmiş onu ailesi. Bunu herkesin öğrenmesi lazım bence. Evet, yani çok konuşun. Lütfen. Yani biliyoruz fanatik taraftarlar var. Benim oğlum da bir fanatik. Ama yani bu ne oluyor bu kadar artık? Biraz da yani ne önlem alınabilir burada? Ben bilmiyorum ki.
Ben gene annelerden, babalardan rica etmeyi istiyorum. Ailelerde hani oturulsun, konuşulsun. Evladım bak sen bu takımı bu kadar çok seviyorsun ama... yani bu da bir yere kadar. Faruk bilmiyorum sen erkeksin. Ben ne anlamıyorum acaba? Ben şöyle düşünüyorum. Yani şampiyonu Galatasaray aldı. Derbide Fenerbahçe aldı. Tabii ne güzel ne yani. Güzel oldu yani aslında. Ben gayet böyle bakıyorum. Güzel. Evet. Hani ne olabilir? İkisini de o alabilir. Olur. Beşini de o alabilir. Olsun. Buna hazımlı ve şey evet. olmamız lazım. Yani aynen. kabullenir olmamız lazım. Hayatın gerçeği. Hayatın var. Gerçeği. Hayatta sadece maçlarda değil ki bu bizi buna hazırlıyor. Sadece maçlarda değil ki pek çok şeyde kazanmak, kaybetmek hı-hı. var. Her şey. 5 sene çok iyi her şeyi kazanırsınız. 10 sene kaybedersiniz. Yani tabii burada şimdi çörek yap, börek yap, nereye kadar yap? Yani bunlar boş harika kalıyor, bir seçim yapmışsın. Bunu tekrarlayalım, bir iyi günümüzde tekrar yapalım, tamam. olur mu? Tamam. Şimdi güzel bir şey yaptı Şefika, yine de anlatacağız tabii. Ne yaptın? 3 tane malzemesi üç tane var. Malzeme, bir de anlat şuraya kadar. 1 bardak fındık ezmemiz vardı, kakaolu. 1 bardak unumuz vardı ve 1 tane yumurtamız. Onunla bir hamur yaptık. Zaten hamur çok çabuk toparlanıyor. Şimdi kurabiyelerin şekil alması için 2 tane yuvarlak yaptık. Bu yuvarlağın 1 tanesinin içini çukurlaştırdık. İçine bir miktar, 1 çay kaşığı kadar Nutella koyuyoruz. Diğer hamuru da beze yapmıştık. Onu da şu şekilde üstüne bastırıyoruz ve bu şekilde tepsimize koyuyoruz. Evet. Bu kadar. Harikasın. Bunu bir kere daha tekrarlayalım. Yani benim aklım bugün... Yaparız Derya'm. Tekrarlarız. Aklım bir şey alacak durumda değil bugün. Gerçekten almıyor yani. Almıyor. Sen anlatıyorsun ama ben başka yerdeyim. Özür dilerim. Yok, çok çok özür dilerim. Hakikaten içim yanıyor. Hepsine içim yanıyor. Kakaolu fındık ezmeli kurabiyen. Kaç tane çıktı? 2, 4, 6, 7 tane evet. Çıkmış yaptığımız o malzemeden, evet, ölçüden. Hakikaten çok da çabuk pişti. Evet tabii 6-7 dakikada pişiyor. Yani bir akşamlık hemen çay demlenene kadar yapıp yiyeceğiz, bitecek. Kalıp da bize kilo yapmayacak yaz gelirken. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi açma yapıyoruz. Açma hamurumuz için 500 gram unumuz vardı. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su. Bunlarla 2 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz. 1 paket maya ile hamurumuzu mayaladık. Bezeleri ayırdık. Daha sonra bezelerimizi şöyle elimizle açtırıyoruz. İçine tereyağımızdan sürüyoruz. Biliyorsunuz açma biraz yağlı olursa güzel oluyor. Daha sonra zeytin ezmemizden sürüyoruz. Ve hafifçe elimizle uzatıyoruz ve düğüm yapıyoruz. Bu kadar. Üstüne yumurta sarısı ve çörek otu süreceğiz. Süper güzelmiş. Bir daha yap bakayım nasıl oluyor. Hamurunun tarifini vermiş miydin? Şimdi söyledim. Bir daha söyleyeyim. 500 gram unumuz var. Aşağı yukarı 4 dolu bardak kadar yapıyor. İçine 1 su bardağı sütümüz, 1 çay bardağı suyumuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket maya. Bunu hamurumuzu yoğurduktan sonra mayalandırıyoruz 2 katına çıkana kadar. Daha sonra bezeleri ayırıyoruz. İçine tereyağı ve zeytin ezmesi sürüyoruz. Hafif de hatta şöyle aksi yöne kıvırırsak biraz daha böyle yağınla birleşmesini sağlarız. Daha sonra düğüm yapıyoruz. Ek yerini alta getirecek şekilde tepsimize koyuyoruz. Evet, harika oldu. Şefika ellerine sağlık.